Kamil Bey'in esir şehrin insanlarının sonundan beri kaldığı Bekir Ağa koğuşunda başlar. Gardiyan İbrahim yanında bir başka görevliyle gelip onun sivile nakledileceğini söylediğinde Kamil Bey önce sevinir. Çünkü bunun Sultanahmet'teki cezaevine okul arkadaşı İhsan'ın yanına gönderilmek anlamına geldiğini düşünür. Ancak el bileklerinde kelepçeyle utanç verici bir şekilde apar topar koğuşundan çıkarılan Kamil Bey, Mehterhane adıyla bilinen bu cezaevine değil, yeni yapıldığı sırada gördüğü tevkifhaneye götürülür. Tevkifhane bayram arifesi olduğu için boştur ve yeni mahkum kabulü yapılmaması gerekir. Buna karşın kendisini getiren görevlinin sert tonu, Amca Bey ve Vahap Bombaşı ikna eder. Bu ikili Kamil Bey'i kayıtlara geçirir. Eşyaları kontrolden geçerken Kamil Bey kendisini buraya getiren görevliye yaptığı gibi Vahap Bombaşı ve Amca Bey'e de iftiradan içeri girdiğini söyler. Üzeri arandıktan sonra Kamil Bey tevkifhanenin ikinci kısmına gönderilir. Burada bölüm ağası olan Osman Ağa ile tanışır ve asıl mahpushane hayatının yeni başlamakta olduğunu acıyla fark eder. Ramazan ayının son günü olduğu için ikinci kısımda herkes iftar saatini beklemektedir. Bu sırada Zekeriya Hoca adlı bir rüya tabircisiyle tanışan Kamil Bey, onunla birlikte abdest almaya gider. Abdest almadığı, namaz kılmadığı ve oruç tutmadığı için tepki görmekten çekinir. Ancak kendisinden önce abdest alanları izleyerek ve etrafında namaz kılanları taklit ederek uyum sağlamayı başarır. İftar saati geldiğinde Kamil Bey kendisini davet eden Osman Ağa'nın yanına gider ve onunla birlikte yemek yer. Osman Ağa'nın cömertliği ve yardımseverliği, karakter ve yetiştirilme olarak çok farklı olmalarına rağmen Kamil Bey'i umutlandırır. Osman Ağa ve çevresindekilerle birlikte bir süre oturan Kamil Bey, daha ilk geceden buradaki hayatın nasıl ilerlediğini anlamaya başlar. Gece yatmadan tuvalete gittiğinde tuhaf ve karanlıkta saklanan birisi kendisini yatak konusunda uyarır. Kendi yatağa gelmeden kimseden yatak kabul etmemesini söyler. Bu uyarıyı karşındakinin deliliğine veren Kamil Bey onu dinlemez ve Zekeriya Bey'in yardımıyla Osman Ağa'dan bir yatak ister. Nermin ve Ayşe'yi, Anadolu'daki savaşı düşünen Kamil Bey gece uyuyamayınca Zekeriya Hoca ile konuşur. Onun nasıl tutuklandığını öğrenir. Daha sonra Osman Ağa'nın korumaları Laz Ali ve Tanaş'ın hikayelerini dinleyen Kamil Bey, daha sonra güçlükle de olsa uyumayı başarır. Bayramın ilk günü uyuyan Kamil Bey, kahvaltı ve bayramlaşma faslının ardından Malta adı verilen geniş koridora çıkıp biraz yürümeye karar verir. Ancak burada Adem Babalar adı verilen kötü durumdaki sefil, yoksul mahkumlar tarafından etrafı sarılır. Bir gruba sigara verince diğerleri de peşine düşer ve Kamil Bey'i bunların arasından kurtaran Zekeriya Bey olur. Müdür Bey'in bayramlaşmaya geldiğini duydukları için ikinci kısma dönmelerinin ardından Kamil Bey Milli Mücadele Karşıtı Alemdar gazetesini okur ve Köprücü İbrahim bu gazeteyi okuduğu için kendisine tepki gösterince içten içe sevinir. Her gün birkaç saat çıkabildikleri bahçede Zekeriya Hoca ile sohbet eden Kamil Bey, daha sonra tevkifhanenin camisini ziyaret edip ara sıra burada yalnız kalabileceği için sevinir. Ancak caminin hocası düşmanca onu dışarı attığında bu hayali de suya düşer. Daha sonra bahçede deli cüce Hıdır'ın hayvanlara eziyet edilmesine dayanamayan Meliko'dan para almak için bir kuşu ipe bağlayıp kafasının etrafında çevirmesine şahit olur. Meliko'nun parayı vermesi bu çirkin eğlenceyi de sona erdirir. Gece yatarken bayramın ikinci gününde karısı Nermin'in kendisini ziyarete gelebileceğini düşünen Kamil Bey, bunun için telaşla hazırlıklar yapmayı planlar. Zor koşullarda Nermin'in girebileceği bir ortam yaratmayı başarsa da, ertesi gün gelen Nermin değil, evin hizmetçisi Eleni olur. Eleni'den belli bir miktar para alan Kamil Bey, akşam koğuşta otururken Osman Ağa tarafından çağrılır. Zarzar ile kumar oynayan Osman Ağa, kendi parasını harcamak yerine etrafındakilerin parasını kaybetmektedir. Bir süre sonra Kamil Bey'in de bütün parasını bitirir. Bu oyun sırasında Kamil Bey,
Osman Ağa'nın kendisinin zarzarı önceden duymuş olduğunu ve bugün kendisine ne kadar para getirildiğini bildiğini öğrenir. Ve bundan Zekeriya Hoca'nın kendisiyle ilgili bilgileri Osman Ağa'ya ulaştırdığı sonucunu çıkarır. Bayramın üçüncü günü uyanan Kamil Bey, kendi yatağının geldiğini öğrenir. Kendisi için kurulan yatak toplandıktan sonra Osman Ağa'nın adamlarından Fayrap Ömer hesabı görmek için yanına gelir. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Kamil Bey, Osman Ağa'nın kendisi için kurdurduğu yatağın ve davet ettiği yemeklerin aslında ücretli olduğunu öğrenir. Ancak parası kalmadığı için bunu ödeyemez. Dün akşamki kumar sırasında Osman Ağa'ya bir miktar borç verdiğini, geri kalan 10 lirayı da daha sonra ödeyeceğini söylese de Osman Ağa buna sinirlenir. Ona göre ortada borç falan yoktur. Dün ikisi ortak olarak kumar oynamış ve kaybetmiştir. Bu durum Kamil Bey'in altın saatini teslim etmesiyle çözülür. Kötü başlayan bu günde Kamil Bey'i sevindiren bir olay, bir önceki romanda hapiste birlikte kaldıkları Ramiz Efendi'nin karısı Fatma Hanım'ın ziyarete gelmesi olur. Milli mücadeleyi derinden destekleyen Fatma Hanım, Kamil Bey'e hediye olarak un kurabiyesi getirir. Ancak bu kurabiyeler yatağının üstünden çalınınca Kamil Bey sinirlenir. Etrafındaki birinin kurabiyeleri getiren Fatma Hanım'a küfretmesi onun için bardağı taşıran son damla olur. Kamil Bey koğuş içinde Osman Ağa dahil 4 kişiyi döver. Osman Ağa ise yediği yumruklardan neredeyse ölecek duruma gelmiştir. İkinci kısımdan apar topar çıkarılan Kamil Bey hatırlılar koğuşuna götürülür. Ve burada ilk kez yüksek sesle Selim Paşa'nın oğlu olduğunu dile getirir. Ertesi gün yeni yerinde uyanan Kamil Bey uzun süre binbaşı Arif'in yardımcısı Sefer'le konuşur. Onun ve Arif'in geçmişi hakkında pek çok şey öğrenir. Daha sonra Arif Bey ve koğuşta kalan Nuh Bey ile tanışır ve onların birbirlerini nasıl tanıdıklarını öğrenir. Özellikle Nuh Bey ile Sefer'in tuhaf bir geçmişi vardır. Nuh Bey, Sefer'in hapse düşmesini sağlayan dolandırıcılarla birlikte çalışmıştır. Ancak bunda kendisinin bir suçu yoktur. Zira onun hatası tüm işlerin arkasında olan Niyazi adlı birine güvenmektir. Kamil Bey biraz dinledikten sonra bunun kendisinin de yakalanmasına sebep olan Niyazi'den başkası olmadığını anlar. Nuh Bey, binbaşı Arif ve Kemal Bey'in yanında Alemdar gazetesini okurken Kamil Bey tevkifhane müdürünün kendisini görmek istediğini öğrenir. Kısa süre içinde müdür beyin kendisini sadece pohpohlamak ve af dilemek için çağırdığı anlaşılır. Bundan hemen sıkılan Kamil Bey izin isteyip binbaşı Arif'in yanına döner ve onunla ülke hakkında bir sohbet yapar. Daha sonra Nuh Bey ile de konuşan, onun hapse nasıl düştüğünü dinleyen Kamil Bey, Nuh Bey'in sıkı bir iddiatçı olduğunu, Abdülhamit'e karşı gelen Mahkeme-i Kübra adlı bir öyküyü dağıtırken yakalandığını, sürgüne gönderildiğini ve meşrutiyetten sonra burada çalıştığını, İstanbul'a döndükten sonra karısı Fehamet Hanım'dan boşandığını öğrenir. Üçüncü bölüm Nermin, Hala Hanım ve Sabriye'nin Kamil Bey ziyaretiyle başlar. Kamil Bey burada her şeyin yolunda olduğunu, keyfinin yerinde olduğunu söylese de Hala Hanım onun tutuklu olmasına karşı öfkeli, Nermin ise üzüntülü tavrını sürdürmektedir. Sabriye ise neşeli bir şekilde boks maçlarından bahseder. Onun en büyük derdi Kamil Bey'in daha önce karısı Nermin'i çizdiği resimlerden bir tane de kendisi için yaptırmaktır. Nermin'in de katıldığı sohbette Anadolu'daki savaşın kaybedileceği ve Kamil Bey'in bu sevdadan vazgeçmesi gerektiği söylenir. Ancak Kamil Bey bunları dikkate almaz. Ziyareti onun için daha keyifli hale getiren Fatma Hanım'ın da gelmesi olur. Ancak Sabiye'nin Fransızca olarak inceden inceye dalga geçtiği Fatma Hanım, hapisten çıkan bir tanıdığından öğrendiği şekliyle Osman Ağa ile Kamil Bey arasındaki tüm yaşananları anlatır. Bunun ardından binbaşı Arif'in yanına dönen Kamil Bey, daha sonra onu ziyarete gelen binbaşı Şükrü ile kısaca sohbet eder. Kamil Bey'in kendisinden istenen resimleri yapmak için akşam yemeğine gitmediği bir gün sırayla kendisine ziyaretçiler gelmeye başlar. Falçata Seyfi, Veznedar Sıtkı ve Mehdi Bey
çeşitli bahanelerle onun yanına uğrar. Bu üç konuşma aşağı yukarı aynı şekilde gerçekleşir. Veznedar Sıtkı ve Mehdi Bey kendilerinden öncekinin Kamil Bey'in ağzından laf almaya, onun Anadolu'ya destek vermek için kimlerle çalıştığını öğrenmeye çalıştığını söyleyip daha sonra hapse düşme hikayelerini anlatır. Ancak onlar da kendilerini aynı tarafta gibi göstermelerine rağmen Kamil Bey onları sadece dinlemekle yetinir. Kendisi hiçbir şey söylemez. Romanın son bölümü savaşla ilgili haberlerin tartışılmasıyla başlar. Afyonkarahisar'ın Yunanlara bırakılması, kimileri tarafından bir yenilgi, kimileri tarafındansa stratejik ve zekice bir hamle olarak değerlendirilmektedir. Ancak çelişkili haberler, gerçeğin ne olduğunu anlamayı imkansız hale getirir. Bir iddia da bir önceki bölümde geçmişini Kamil Bey'e anlatan Veznedar Sıtkı'dan gelir. Ona göre Milli Mücadele Hareketi başarısız olmuş, Ankara ele geçirilmiş, Mustafa Kemal Paşa kaçmıştır. Şimdi sırada Yunan askerlerinin İstanbul'a girmesi ve şehirdeki tüm Kuvayi Millicilerin öldürülmesi vardır. Bunun tevkifhanede de bir uzantısı olacak. Osman Ağa ve etrafındakiler Kamil Bey, Binbaşı Arif gibi milli mücadeleyi destekleyenler öldürecektir. Kamil Bey'in pek ciddiye almadığı bu uyarılar genellikle böyle olaylar karşısında soğukkanlı olan Arif Bey'i korkutur ve onlar da kendi işlerinde bir silahlanma çabasına girerler. Bu sırada Kamil Bey, Nermin ve Ayşe'yi de düşünmekte, onların güvenliği için ne yapabileceğini tasarlamaktadır. Arif Bey, onların kendi evlerinde koz yatağında misafir olabileceklerini söyler. Ancak Kamil Bey'i ziyarete gelen Eleni'nin verdiği bir haber, öncelikleri değiştirir. Eleni, Nermin'in bir önceki gün Fransızların resmi bayramı olan 14 Temmuz için bir baloya gittiğini, evet sabah saatlerinde döndüğünü belirtir. Fransızca yayımlanan bir gazetede de bu olayın haberi verilir. Önce ciddi bir kıskançlık ve öfke duyan Kamil Bey, Arif Bey ile kısa bir konuşmadan ve gece uyuduktan sonra karısı Nermin hakkındaki düşüncelerinin netleştiğini görür. Milli mücadeleye bağlı hale geldikten sonra karısıyla zaten arası fazlasıyla açılmış olan Kamil Bey, Nermin'e onu boşadığını söylediği bir mektup yazar ve bu mektupla roman sona ermiş olur.